Havalar soğuk. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı var ama zaman zaman havanın da ısınacağına dair gelen bilgiler de var. Bu ne demek? Ebru Doğan karşımızda şimdi. Bu çocukların hasta olma ihtimali var demek. Ebru, peki ne yapacağız hocam o zaman? Çocukları nasıl giydireceğiz? Nasıl besleyeceğiz? Havalar ısınacak gerçekten. Şu an 1 derece, yarın 6 derece olacak ve ertesi gün 11 dereceye kadar yükselecek. Tabii anne babalar da burada çocuklara ne giydireceklerini, ne yedireceklerini şaşırıyorlar. Çocuklar çok sıklıkla hasta oluyorlar. Özellikle okulda bir kişi hasta olduğunda bu bütün çocuklara geçiyor. Peki neler yapmamız gerekiyor? Hemen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gülsen Meral'e soracağız hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Ne yapacağız biz? Çocuklar sürekli hasta oluyor. Nasıl giydireceğiz? Bugün şimdi kat kat giydirdik. Yarın da kat kat giydirirsek çocuklara iyilik mi yapıyoruz yoksa kötülük mü? Çok teşekkür ederim. İlk önce evden başlayalım isterseniz. Çünkü orada çok büyük bir sorun var. Evet, teknoloji gelişti. Evlerimiz çok sıcak ama 20 derecenin üstüne çıkan evlerde alerjenler ve akarlar ürüyor. Beraberinde çocuklarımızın boğazı ve kulaklı burnu da tıkandı olduğundan, tıkandığından ve oradaki mukozanın üstündeki ıslaklık ve nem gittiğinden mikropların daha kolay oturması ve enfeksiyon daha ağır seyretmesi sebep açıyor. Öyleyse ne yapacağız? Derecemizi evde 20 derecenin altında tutmaya çalışacağız. Evde giydiğimiz kıyafetler ise küçük çocuklarımızda bizim giydiğimiz kıyafetin bir üstü kıyafet giydireceğiz çocuklarımıza. Peki dışarı çıkarken başımızı sıcak tutacağız. Her zamanki gibi ayaklarımızı sıcak tutacağız. Ayaklarımıza özellikle ayakkabılara dikkat edeceğiz. Sıvı almayacak ve ıslanmayacak ayakkabıları tercih edeceğiz. En önemlisi sıcaktan soğuğa geçiş derdi. Çocuğumuz terleyebilir o üstünü değiştirmediğinden dolayı. O terini çıkartırken soğuk ortamda üstünü değiştirmememize dikkat edeceğiz. Beraberinde ilk önce hani annelerimiz yapardı ya, bezler koyardı. O nemini alacak bezlerle hep tavsiye ederim. Nemini alın. Daha sonra üstünü değiştirin. Neden? O hızlı değişim sırasında ter üstünde bir anda üşüdüğünden dolayı çocuğumuzun aldığı mikrobun daha kolay vücuda yayılmasına sebep açar. Bu bir. İkinci olarak çocuğumuz eğer terliyse asla rüzgarda kalmayacak. Rüzgar bizim için en büyük tehlikelerden bir tanesi. Viral infeksiyonlarda rüzgarda kalındığında ve bir anda çocuğun vücudu titremeyle üşüdüğünde o virüsler vücudumuza çok daha kolay olarak yayılabiliyor ve enfeksiyon daha ağır seyrediyor. Peki ne yedirelim hocam çocuklarımıza? Çok teşekkür ederim. Hep anlatıyorum. Bu da benim için bir imkan oldu. Dışarıdan aldığımız mikroplara vücudumuzun bağışıklık sistemi yanıt verip onları yok etmeye çalışırız. Ama bununla beraber bir yandan alerjik gıdaları yersek, bir yandan da virüsler olduğu zaman arkadan gelen sekonder infeksiyonlar, bakteriyel infeksiyonlar, ortak olarak infeksiyonları olsun, akciğer infeksiyonları daha fazla yayılabiliyor ve artabiliyor. Peki ne yapacağız? Hep şöyle derim, simple ve basit besleyin. Yiyeceklerimiz ilaç olsun. Yiyeceklerimizi ilaç olarak seçer ve çocuklarımızı onlarla beslersek dışarıdan alacağımız yiyecekler yerine ilaçlarımız çok daha azalır. Buradaki ama çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak amacımız ilk önce sağlıklı çocuğu büyütmek. Bunun sebebi de temeli de tabii ki sağlıklı beslenmeden geçiyor. Virüsü kaptık, hemen basit ve simple beslenmeye geçeceğiz. Annemizin yaptığı tarhana çorbalarımız. Biraz daha sıvı alımını arttıracağız. Evlerde yapılan tarhana çorbaları içine tereyağlı ekleyerek çocuğumuzun hem kalorisini sağlayacağız hem de sıvı alarak bağışıklık sistemini güçlendireceğiz. Niye tarhana? Çünkü bağırsak florasında bize yaran mikroorganizmaların sayısını arttırıyor ve savaşıyor. Beraberinde tavuk suyu çorbamız çok önemli. Onu seçeceğiz. Çok karışık yiyecekleri seçmeyeceğiz. Az ve öz olacak. En önemlisi, peki hasta çocuğa ne yedirmeyeceğiz? İsterseniz onu da kısaca söyleyelim lütfen. Çikolata, pastörize sütler ve katkılı gıdalardan uzak tutacağız. Neden? Çocuktaki alerjiyi provoke ederek viral infeksiyonu daha da ağır seyretmesine sebep açarlar. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz hocam paylaştıklarınız için. Evet, çocukların beslenmeleri de önemli, giyimleri de önemli. Bu sürekli değişen havalarda çocuklar çok sık hastalanıyor. O yüzden bütün bunlara dikkat etmekte fayda var diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Ebru Doğan'a teşekkür ediyoruz.